Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Harika bir mevsim normalinin altındaki günden herkese selamlar. Yani yazın ortasında bu kadar serin, hoş bir gün. Gece çok bayağı serindi yani. Bugün çiçeklere şöyle bir nefes alma vakti olacak inşallah. Nefes alabilirlerse, yani bu bir gün yeterli olursa. Evet, ben de aniumları dolanıyordum. Şimdi hep diyorum ya, bu limon ağacının arkasına aniyum bahçesi yapayım. Tabii burayı, aniyumları diktim ama burada sulama çok az, bir şekilde kontrol sisteminde problem var. Ayarlayamıyorum şey olarak. Bir dakikadan fazla yapmam için çok fazla sulama olmuyor. Ben de hortumla suluyorum. Tabii aniyumlar bayağı susuz kalmış. Hani ölmediler ama canlılıklarını kaybettiler. Çünkü ben gölgede olup da canlı olan aniyumları biliyorum. Çok güzeller yani. Hani bir saksıya da diktim. Kapının önündeki de var. Kapının önünde mesela bundan var. Kırmızı aniyum. Çok güzel oldu o. Yani yaz, kış harika. Şimdi bakıyordum sabah kökleri hangilerinin iyi, nasıl yapayım falan diye. Çünkü su olmayınca, yani güya aslında bunlar dün sulandılar sulama sistemiyle ama çok az. Dipleri hala kuru. Ben de böyle birazcık fazla sulayayım diye düşündüm, işte kontrol edeyim de. Öyle kontrol ederken baktım ki bunun kök gitmiş tamamen. O zaman şöyle yapacağız, bunları bir yere dikelim. Kırmızılar çok güzel, değerli kırmızı aniyumlarımız, onları hiç kaybetmek istemiyorum. Zaten buradan kendisi kök oluşturmaya başlamış bile. Ama şunu tamamen çıkarabiliriz. Yani kökten gitmiş. Şöyle bakacağım. Evet. Buralara birazcık daha. Ay, inanmıyorum. Gümüş kaşık. Şöyle koyalım bakalım. Gümüş kaşık çoğaltabileceğiz mi? Yani yapraktan çoğalttıklarım var zaten de, ama benim değil, kendisi düşüp çoğalanlar var. Makasım nerede? Şu arkaya bir tane. Bunu da alalım, çoğaltalım. Yani bu burada değişik bir şekilde formda büyüyor ama bunu buradan sökmek gibi bir niyetim yok. Belki şöyle olabilir. Şuradan kesip alt taraf biraz daha böyle dallansın, budaklansın, yoğunlaşsın isteyebilirim. Ama bu burada dursun. Başka yerlere dikeceklerimizi dikelim. Yani bir çiçek eğer bir yeri sevdi ya da kurumuyorsa orada dursun. Demek ki yani ortamına alışıp orada idare edebiliyor. Çünkü bunu buradan söktüğümde ben nereye dikeceğimi bilmiyorum. Bir. Diktiğim yerde duracak mı, ölecek mi onu da bilmiyorum. Onun için burada dursun anne olarak. Buradan kesip kesip başka yerlere dikebiliriz. En azından buna yer buldum. Çünkü bakır kaşık, yani hala 6 yaprak duruyoruz. Mümkün değil, büyüyemedik. Aslında buraya bir yere, buraya da diktim. Buradan aldım. Yani o kadar çok yer değiştirdi ki hala yerini bulamadık. En azından ona bir saksı bulsam iyi olacak herhalde. Evet. Şimdi şöyle gelelim. Tabii dipler inanılmaz yaprak dolu, sağ olsunlar da yaprakları artık takmayacağım. Şuraya bir tane aniyum olabilir. Sulama sistemi hafif geçiyor buradan. Ne kadar, buranın zaten bir değişime ihtiyacı vardı. Belki şunu sökebilirim. Aniyum lily pad olabilir burada. Evet, kırmızı aniyum. Yani şu söktüklerimi keseceğim. Birkaç parça da başka yerden söktüklerim var zaten. İnşallah hepsi birlikte. Burada bir tane daha. Ha, şu
Mesela bakın bu ne kadar farklı. Bir tanesi Echeverria bahçesinde bunlardan biliyorsunuz. Bayağı canlı yaprakları. Bunun bayağıdan soluk soluk. İşte bu hani ölmemiş ama susuzluğa dayanmış. Yani çok büyümemiş. Ama bence yazı da gayet güzel idare etmiş durumda. Bir ani yok. Yapraklarımızı alalım. Evet, bu tarafa şunlar ne alemde? Evet, bu da kendisini kaldıramayıp aşağı doğru inmiş ama burada dursun bence, yani taşıyabildiği sürece dursun. Şunları merak ediyorum aslında. Ay, kertenkele. Bir köklenme emaresi var mı? Yok. Ouch. Buradan bir çiçek daha çıkıyor. Bakalım açacak galiba. Yani bunlar orada öylece duruyorlar. Ups. Şunlar da üstü siyah noktalı. Kendine gelir mi gelmez mi bilemedim. Diktim burayı ama çok öyle bir kendine gelebilecek özellikle değiller galiba. Evet. Sandalyemi bayağı doldurdum. Bundaki bayağı bir şeyi çıkarttım. Hepsi bunların saksı neredeyse. Buraya bir saksı bu sedumu doldurdum. Bir saksı bu krasulayı koydum. Bir saksı 80 gilaris koydum. İki saksı kamp ateşi koydum. Bir saksı aşkın gözyaşı koydum. Bunu şu taraftan aldım. Yerlerini değiştirdim. Onun dışındakiler buradaydı zaten ama dolu dolu bir sandalye oldu. Hepsi küçük küçük olduğu için yaprakların hani böyle bir dikkat çekici bir şey yok. Bazen bir de böyle büyük yapraklı bir şey koymak lazım. Şu kenarda aniumlar var ama bunlar şu anda bayağı bir ortaları kapalı olduğu için öyle büyüklüklerini göremiyorsunuz. İşte Fred Ive buraya güzel olabilirdi. Bir Fred Ive kondururum herhalde ortaya bir yere bunların. Ya da işte dikotilodondan da olabilir. Yaprakları büyük böyle. Bir dikkat çekici. Serin diyorum ama güneş hiç de serin değil. Şu aniumu birazcık, işte bu gölgedeki aniumu mesela, üstü kapalı yere dikmiştim bunu saksıya. Yani dolu dolu olduğu, çok güzel kendine geldi. Tetragona ile birlikte yapmıştım ama biraz güneş az geldi. Tetragonaların arası açılmaya başladı. O yüzden bugün güneşe çıkarttım. Çok sıcak değil. Ama yani sonuçta tabii 30'lara yakın yine de, hani öyle çok da serin serin değil. Sabah çok serindi gerçekten. Ama bu yazın olabilecek, yani bu mevsim olabilecek en güzel sıcaklık. O yüzden bir şeyler böyle güneş görmesi gerekiyorsa birazcık olsun çıkarayım istedim. Şurada minik bir saksım, dün bulduğum neydi bunun adı? Blue Atoll'un kristal tası. Bilmiyorum idare edebileceğiz mi, şey yapabileceğiz mi onu, ama çok güneşsiz bir yerden geldiği için birazcık zor olabilir onun durumu. Evet. Bayağı bir işte temizlik memizlik yaptık bugün işte. Bakın bu aniyim de mesela epeydir büyüyemiyordu. Hafif su alabilecek bir yere dikince çok güzel oldu. Şu görüntü çok tatlı değil mi? Ay harika bir şey. Tam böyle aslında siyah aniyimdi ama şey, gölgeye gelince yeni büyüyen kısımları yeşil oldu. Çok tatlı bir görüntü oluşturdu bu da. Evet, fiddlefiklerimiz de büyümeye devam ediyor. Elhamdülillah. Ben bu sene bunları yazın dışarıda nasıl olur çok emin değildim ama gayet güzel yaprak açtılar. Büyüyorlar. İnşallah yazın, aman kışın içeri alabilirim. Değişik odalara. Çünkü bu gerçekten ev dizaynlarının ayrılmaz bir parçası. Evet. Bir de bu sedumları
çıkarttım dışarıya. Ay dışarı dedim, gölgeden çıkarttım çünkü bunlar güneştelerdi. Ne diyeceğimi şey yapamıyorum. Gölgedelerdi, biraz güneş alsınlar bugün istedim. Çünkü fonları bozulmaya başladı. Burada bayağı güzel çoğaldı bu. Bu sedumları da tamamen buna dikmiştik. Aslında bu saksıyı tamamen bundan doldurmak istiyordum ama yanına başka şeyler yine diktik. Evet, gölgede şeyin formu çok kötü. Yakut kolyesinin. Yani uçları da zaten iyice gitti bunu. Kapının önündeki gibi böyle saksıdan sallandırıp tam mor halde görmek istiyorum. Ama işte böyle birden mor olmuyor. Yavaş yavaş alışa alışa o strese geçmesi lazım. Birden sıcağa koyarsan zaten malumunuz yanıyor işte. İnşallah bu kışı güzel atlattırabilirsem yakut kolyelerine böyle saksılardan salkım salkım sarkan güzel görüntülerimiz olur diye ümit ediyorum. Evet. Burada işte bayağı kırmızı aniyumlarımız oldu. Aslında ben şunu, evet, nasıl bir saksıya dikelim bunları. Hepsini bir taneye toparlarsak şunlar da aynısından değil ama olsun bence. Bir işte idare edebilirler. Burada bir tane başka aniyumum var. Bir de atmamamız gereken çekmeceyi hemen bunu koyayım. Ay. Burada bir bu var, bir de bu var. Şunu da hemen şuraya şöyle koyalım inşallah. Hah, köklensin. Şunlara baksana nasıl, bilmiyorum bunlardan çoğalır mı da. Çok güzel köklenmişler. Ben de atmadım, bakalım elimize bir şey geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Yani gölgede büyütüp güneşe çıkarmak çok zor. Şunu da şuradan alacağım. Çünkü buraya bir tane saksı yaptım sadece. Şeyleri koyduğum Burrow Tail saksısı olacak bu inşallah. Evet. Tamam bakalım. Kaktüslerimiz kendine geliyor. Çok önemli. Bilmiyorum şu geliyor mu, ölüyor mu? Yoksa onun ucundan söküp şuradan kurtarmaya mı çalışsam? Bilemiyorum yani. Bunny ear'ımız kendine geldi. Kaybediyordum az kalsın yani onu. Üzülürdüm eğer kaybediyor olsam. Şunu koyalım. Hops. Evet. Bu mesela bayağı iyi oldu. Bunun gibi bir tane ot bitmiş ya. Heh. Gibi Burrow Tail saksısı olacak ama güzel, canlı, sağlıklı. Yani bunun şu anda görüntüsü çok güzel. Bunlardan ben Echeverria bahçesine de dikmiştim. Yani orada da böyle yerde sararak gelir etrafa diye. Çünkü bir görmüştüm Burrow Tail, bir arkadaşım göndermişti, paylaşmıştı resmini. Yer ground cover olarak, yani böyle yeri sarmış gelmiş. Öyle bir görüntü olsun istemiştim ama benim Echeverria bahçesinde çok büyümediler yani, hem de hiç büyümediler. Onların yerini değiştirmem lazım. En mantıklısı yine saksı herhalde. Yani burada en azından böyle güzelliğini görebiliyorsunuz. Çünkü bu birkaç yerde daha var. Kapının önündeki bir saksı da var bundan. Echeverria bahçesinde var. Burrow Tail de kapının önündeki bahçede var. İşte şurada bir de tamamen söktüm Echeverria bahçesinden. Formun bozukluğuna bakarsanız zaten şu kısım iyi. Şuradan sonra gölgede mahvolmuş durumda uçları. Çünkü birbirinin altında arkada kalmışlar falan. Bu nereye dikileceğine karar verilmesi lazım. Hiçbir fikrim yok yani şu anda.
böyle bazen görüyorum Instagram şeylerinde, bilmiyorum hangi ülkeden o, apartmanın yukarıdaki balkonların hepsinden böyle otel sarkıyor. Manas kaplamış her tarafı. Çok güzel. Harika. Bir de şunu paylaşmak istiyorum. Yani bazen hemen o forma girip girmemesini dert edebiliyoruz şeylerin, çiçeklerin. Yani hemen anında tabii forma girmiyor. Ama bu çok güzel oldu. Yani bonsai. Bonsai diye okuyoruz. Bonsai. Evet, yazılışıyla şeyini karıştırıyorum. Şöyle bakınca bayağı şey oldu. Yani ağaç görüntüsü aldı. Belki bir tek problem şu kol kesilmesi gerekebilir. Ama yani şimdilik dursun bu. Tam böyle hediye götürülecek duruma geldi bence. Kapının önünde susuzluktan bayağı bu yapraklar buruşmuştu. Bol su döktüm. Şu anda güzel. Yani böyle bir salata tabağına güzel dikilebilir bunlar gerçekten. Evet, neyse. Bunu da burada bırakalım. İnşallah bonsai bakımları yapacağım zaten. Görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.